Ankara İl Başkanımız Sayın Fatih Çetinkaya Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Programımızı şereflendiren çok kıymetli misafirlerimiz, Ankara İl Başkanlığımızca uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede etkinlik programımızın bugün 6. gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müsaade ederseniz bir tanımlama yaparak konuya devam etmek istiyorum. İnsanın bir tanımı vardır. Çok geniştir, çok derindir, çok sırlıdır. Ama insanın en kısa haliyle sözlükteki tanımı, iki ayağı iki eli olan, iki ayağı üzerinde dik duruş sergileyebilen, aklı ve düşünce yeteneği olan, sözle ve dille anlaşan en gelişmiş canlıdır diye tabir edilir. Felsefede insan evrenin tek rasyonel yani akli varlığıdır. Toplumda, hayatta insanı Şems-i Tebrizi, hayatta her şey olabilirsin. Fakat mühim olan hayatta insan olabilmektir insan der. Yüce dinimiz İslam'da da yaratılmışların en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisidir. İnsan bende gizlidir, ben insanda gizliyim. İnsan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım diye bir kutsi hadiste buyurur. Bütün alemleri yaratan sonsuz hükmüyle, kudretiyle hükmeden Cenab-ı Allah. Ama maalesef şunu da biliriz ki bu kadar kıymetli yaratılmış bir varlık kendinden aynı olan varlığa zulmetmekten çekinmez. Fazileti, ilmi, ahlakı eksik olan beyinler, hırsı, menfaati ve vicdanını kaybederek bu haliyle bölünmüş kalpler, kötülüklerle beslenmiş bedenler ve ilahi emirlerin yasaklarından şereflenmemiş ruhlar, tarih boyunca insanlığa çok büyük zulümler yapmışlardır. Aslında yine yüce dinimiz en hayırlı hizmeti insana yapılan hizmet olduğunu söylüyor. Aslında bütün dünyaya adaleti yaymak, fazileti yaymak, hakkı doğruyu söylemek ve insana hizmet etmek bütün toplumların sorumlu olduğu gibi toplumları oluşturan bireylerin de ferdi sorumluluğudur.
Ama maalesef tarihte geçmişten bugüne kadar baktığınızda kendi milletlerinin geleceği için başka milletleri toprağından, yuvasından, vatanından ve hatta canından eden, kendi milletlerinin kazanımları için başkalarının, başka toplumlarının kazanımlarını gasp eden bir zihniyet yüzyıllarca birçok hadiseyle dünyadaki yaşayan insan oğluna zulmetmiştir. Bu savaşlarla olmuştur veya bir başka hadiselerle gerçekleşmiştir. Bugün bunun izlerini hala Orta Doğu coğrafyasında ve dünyanın birçok yerinde, bunun bir kısmını da kendi ülkemizde maalesef seyrediyoruz. Savaşların artık yerini başka yöntemlerin aldığını ve bu şekliyle insanların çok büyük sıkıntılar, acılar çektiğini görüyoruz. Çünkü karşılıklı savaşlar her iki tarafında ağır kayıplar vermesine sebebiyet teşkil eder. Bir takım siyasi krizlere yol açarak veya bir başka toplumsal olayları kışkırtarak zaman kaybetmeyen büyük büyük egemen güçler maalesef bütün bu emellerini uyuşturucunun elde ettiği, uyuşturucudan elde edilen finansla sağlıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldır terör belasıyla uğraşıyor. Artık şunu çok net bir şekilde biliyoruz ki bugün askerimize, polisimize, masum sivil vatandaşlarımıza sıkılan her kurşunun ya da kurulan her tuzağın finansı uyuşturucudan elde ediliyor. Dolayısıyla arkasında büyük bir emperyal güç olan, uluslararası siyaset olan, dünyadaki büyük toplumların hayatta kalışındaki dinamikleri bozabilecek kadar kuvvetli bir felaketi bugün yaşadığımız şu düzen içerisinde uyuşturucu kötü bir alışkanlıktır, doğru bir tariftir ama bu kadar hafif bir tabirle geçiştiremeyiz değerli misafirler. Dolayısıyla bir gençliği mahveden, yok eden, akılları uyuşturan bir felaketi hiç kimse dini, meşrebi, ırkı ne olursa olsun görmezden gelemez. 2 Kasım 2016 geçtiğimiz günlerde 6 yıldır olduğu gibi her yıl sonunda bir Ankara'mızı yerelde ve genelde değerlendirme basın toplantımızı düzenledik. Bu toplantıyı hazırlarken Ankara'nın sosyal dokusunu incelerken aslında günden güne arttığını bildiğimiz ama bizi dehşete düşürecek, endişelendirecek bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bir resmi kuruluşun ifadesinde Ankara'da uyuşturucunun birinci sırada olduğu ifade edildi. Resmi bir kuruluş olunca itibar ettik. Ama bir başka kuruluşta Ankara'nın sıralamasını, uyuşturucu ve madde bağımlılığı kullanımındaki sırasını hiç aşağı sıralarda göstermiyor. Bir tane örnek vermek istiyorum. 2002 yılında yine çok önemli bir kuruluş, özellikle Türkiye'de uyuşturucu ve madde bağımlılığı kullanımındaki rakamı, dikkat buyurun, 1/3 olarak açıkladı. Yıl 2011'e geldiğinde TÜBİM'in yine resmi bir kuruluşun açıklamasında Türkiye'deki bu felaketin rakamı %2.7 olarak açıklandı. Bu ne demek?
Bunun matematiğini ortaya koyduğunuzda 2002'den 2011'e kadar yani 9 yıllık bir sürede %900 artış demek. Uyuşturucu terördür diyoruz. Bu çıkan rakamlar buradaki sözde söylediğimiz ifadeyi doğrulandırıyor. 2002-2011 yıllarında uyuşturucu kullanımın satışı ne kadar artmışsa o yıllar ve yakın zamana kadar hepimiz biliyoruz ki Türkiye'mizin dört bir yanına, köyüne, kasabasına, beldesine, ilçesine, şehrine, neredeyse her bir haneye, ocaklarına ateş düştü. İkisi de kalleşçe, ikisi de alçakça, ikisi de namertçe, ikisi de insanı öldürüyor. Birisi hemen öldürüyor, diğeri zaman içerisinde öldürüyor. Hal böyleyken Türkiye'deki bu gerçeğin, bu felaketin yansıması en son değerlerde devletin burada yönetildiği, Türkiye'nin başkenti olan Ankara'mızda uyuşturucu ve madde kullanımı alarm veriyor. Bunu, bu raporu çalışma arkadaşlarımızla birlikte Sayın Genel Başkanımıza arz ederken efendim bu raporun içerisinde Ankara'da bir de böyle bir sonuçla karşılaştık. Çok endişelendik dediğimizde kendisi de bunu işittikten sonra o endişeyle Ankara olarak bunu her yerde duyurun. Bununla çalışmalarınızla mücadele edin. Bu tehlikeyi kamuoyunun farkına varmasını sağlayın tavsiyesini emir telakki ettik ve 16-22 Kasım aralığında uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede bilgilendirme etkinliği düzenleyerek birinci gün basın etkinliğimiz, ikinci gün bu konuya ismini verdiğimiz düşmeme izin verme konusunu kadın kollarımızı davet ederek düşmeme izin verme anne adlı briefingimiz, hemen arkasından uyuşturucuyla mücadelede yerel yönetimlerin etkisi ve yetkisi adı altında büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerimizle briefingimiz, devamında Ankara'mızın merkezinde ve metropol ilçelerinde konuyla ilgili bilgilendirici broşürlerimiz dağıtılarak, gerçekleşerek ve 5 merkezimizde de 15 konu içine alan sergi açılışlarımızla bugün 6. güne, bugünkü programımıza çok şükür ulaştık geldik. Burada bir hususu daha belirtip sözlerime son vermek istiyorum. Uyuşturucuyla mücadele etmek elbette ki hepimizin görevi. Ama bunun temel nedenlerini, sosyolojik nedenlerini araştırarak buna tedbir almak hem devletin, devlet kurumlarının hem de yerel yönetimlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Toplantılarımızı takip eden arkadaşlarımız Ankara'ya olan hassasiyetimizi bilirler. Sürekli dillendirdiğimiz bir husus var. Bu husus bugün, bugünkü konuya isabet ediyor. Ankara'da bir çarpık şehirleşme var derken sadece görüntüsel olarak bunu ifade etmedik. Bir şehirde çarpık şehirleşmenin ortaya koyduğu birçok sıkıntı ve sorun teşekkül eder. Şehrin bir tarafını geliştirirsiniz, bir tarafını geliştiremezseniz, şehrin bir tarafına rant sağlar, bir tarafında geliştiremediğiniz mahallelerde suç oranlarını arttırırsanız, sadece görüntüsel olarak değil,
bir şehri manevi olarak da tahrip eder bozarsınız. Ve bunun tamiratı ve tedavisi çok uzun yıllar alır. Hep yine söylüyoruz, diyoruz ki bu başkentte kentsel dönüşüm yapın. Kentsel dönüşüm yaparken ama gidip Ankara'nın rant bölgelerinde, boş arazilerinde, tarım arazilerinde, sit alanlarında yapmayın. Üzerinde bir tane dahi bina bulunmayan Ankara'nın o kıymetli topraklarında kentsel dönüşüm adı üstünde olduğu gibi ve gelişim yapamazsınız. Yapmanız gereken bugün işte bugün konusu olan uyuşturucu satışının arttığı, kullanımının arttığı, asayiş sorunlarının arttığı, her türlü sorunun artık düzeyinin en yüksek yerlere geldiği, artık ömrünü tamamlamış, sosyal donatıları olmayan, otoparkı, parkı, spor merkezi olmayan, mahalle mahallelerde yapın. Hatta lütfen buraya proje yapacağım deyip yıllar önce boşalttığınız şu anda muhkim yapıların oluşturduğu alanlarda bunu hızlandırın. Yoksa burada her türlü çok ayrıntısını burada söyleyemiyorum. Kötülüklerin, fenalıkların yaşanmasına mekan alanları oluşturuyorsunuz dememize rağmen bu çağrılarımız maalesef yetkililer tarafından dikkate alınmıyor. Şunun için söylüyorum, bunda mücadelede yerel yönetimlerinde kararlılığı ve etkisi çok önemlidir. Bir şehri birbirine kaynaştıramazsınız. Kaynaştıramazsanız, bir şehre medeniyet getiremezseniz, şehirdeki sorunları iyileştiremezseniz, önce asayiş sorunları artar. Ankara'ya AVM yaparak uyuşturucuyla mücadele edemezsiniz. Ankara'nın merkezine pahalı dev dinozorlar dikerek asayiş sorunlarını halledemezsiniz. Medeniyet taşıyamazsınız bu şehre. Bu şehre vizyonu olan bir anlayışın baştan sona bu şehri dizayn etmesi gerekiyor. Yoksa gençlerimiz tehlike altında. Aynı sorunu devlet okullarında yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine bunu biz dillendirdik. Devletin devlet okullarına yeterli, gerekli kaynağı aktarmayışı yüzünden devlet okullarındaki okul aile birliklerinin kendi imkanlarıyla, o da tutabilirse bir tane özel güvenlik ile o okul çevrelerinde tedbir almaya çalışıyor. Bunda özel bir hassasiyet olduğu için belki çok medyaya, basına taşınmıyor ama devlet okullarımızın bahçelerinde bu tehlikeyi, bu fenalığı, bu tuzağı taşıyanların tehdidi altına itiyor çocuklarımızı, gençlerimizi. Dolayısıyla bu hafife alınır, gözden kaçırılır ya da zamana bırakılır bir konu değildir. Uyuşturucuyu kim getirir? Kim taşır? Kim satar? Kim kullanır? Kim saklar? Kim bütün bunlara göz yumar? Bunu bilecek olan biz değiliz. Bunu bilecek ve gerekli tedbirleri alacak olanlar yetkililerdir. Son günlerde Ankara Valiliğimizin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün bu konudaki hassas çalışmalarına şahitlik ediyoruz, duyuyoruz. Ama sadece il düzeyinde değil, bütün Türkiye satında mücadele edilmesi gereken ve arkasında her türlü sinsi emellerin olduğu,
bu ülkeye kötü nazarlar besleyen büyük egemen güçlerin olduğunu, terörle ilintili olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ve bunu seslendirmekten, bunu her yerde söylemekten, bunun kendi yetkimiz ve gücümüz çerçevesinde mücadelesini yapmaktan elbette ki çekinmeyeceğiz. Ve tüm kamuoyuna açık çağrımızdır. Tavsiyemizdir. Kalben söylediğimizdir. Bunun doğruluğunun ispatıdır. İspatı vardır. Bugün Türk milleti inancı ve değerleriyle nefes alır. Bugün Türk milleti inancı ve değerleriyle yaşar. Bugün Türk milleti inancı ve değerleri için ölür. O zaman Türk milletinin teminatı, Türk devletinin teminatı, Türk vatanının teminatı, Türk gençliğinin hiçbir şekilde bu felaket karşısında uyuşturulmasına, aldatılmasına, kandırılmasına Türk milliyetçiler olarak müsaade etmeyeceğiz. Milli manevi değerlerimizin yaşatıldığı ve korunduğu dünyadaki emsali olmayan tek okul, ülke ocaklarımız Türk gençliğinin rehberidir. Mutlu, müreffeh bir ülkenin mücadelesini yapan Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadelenin savunucusudur. Ve özellikle bugün artık herkesin idrak ettiği, gözleriyle gördüğü, yaşadığı, bunu ispatını ortaya koyan, Türk gençliğine büyük önem atfeden, değer veren ve Türk gençliği gökten inen yıldırımlar gibidir diyen Devlet Bahçeli'ye emanet olacaktır. Milliyetçi Hareket'in iktidarında inşallah. Onun için biz Ankara İl Başkanlığı olarak buradan ilan ediyoruz ki hiç kimse egemenlik boyutu ne olursa olsun, hiç kimse hangi niyeti taşırsa taşısın, hiçbir fenalık, hiçbir kötülük Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı uyuşturamayacaktır diyor. Hepinize bu programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.